Ben Edip Yüksel, biraz önce Fethullah'a hitap eden bir video kaydettim. Beklediğimden biraz sert bir tonla oldu. Daha bir yumuşak bir üslupla konuşmak istiyorum. Kameraya bakma konusunda biraz sıkıntım var. Çünkü evimdeki ofisimde kaydediyorum. Bilgisayarımın ekranı dikkatimi çekiyor. Bakalım inşallah sizinle şöyle göz göze konuşmak istiyorum. Fethullah, bundan bir yıldan fazla oldu. Size 19 soru yönelttim. Fethullah Gülen'e 19 soru başlığıyla yayımlandı. Size 3 ay kadar vakit verdim cevap vermeniz için. Samimi sorulardı. Çeşitli konularda teolojik, politik, sosyal konularla alakalı 19 soruydu. Sizden cevap olarak sessizlik aldım. Size ulaşmamış olabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü internete yayıldı. Siz de Amerika'da yaşıyorsunuz benim gibi. Siz Pensilvanya'da, ben de öteki uçta Arizona'da. Ama sessizlik sizin bazen güzel bir politikanız. Şu ana kadar sanıyorum işinizde bir hayli yaradı. Sızıntı dergisiyle başlamıştınız. Orada birkaç makalem yayınlanmıştı ben genç bir yazarken. Cevap vermediğinizi şey ettim. Tabii bana arkadaşlar dediler Edip niye cevabını yaz. Aslında soruların cevabı sorularda mündemiş idi. Geçenlerde birkaç ay önce, aradan bir yıl geçtikten sonra 19 sorunun cevaplarını yazdım. Sizin verebileceğinizi tahmin o vermeniz gereken cevapları sizin adınıza ve tabii ki not düştüm. Dedim ki eğer Fethullah bir farklı bir cevap gönderirse her zaman için bunları düzeltmeye hatta özür dilemeye hazırım. Maalesef sizden yine bir cevap alamadım ama sizi izleyen, sizi seven, destekleyen birçok kişiden cevap aldım. Cevap tırnak içinde çünkü hiçbir soruya değinmediler. Hiçbir cevabıma da eleştiri getiremediler. Tek üzerinde düştükleri nokta şuydu. Edip sen kim oluyorsun da şu koca adama, şu büyük insana, Fethullah Efendi Hazretlerine veya da Hoca Efendi, senin için uzun uzun lakaplar var. Bir ara merak ettim, interneti araştırdım. Valla Allah, önüne ardına lakaplar. Sen çok mütevazi görünüyorsun, öyle söylüyorsun. Ama her ne hikmetse seni en çok izleyenler, senin en yakınların seni o isimlerle anıyorlar ve sana yani isyan ediyorlar. Ve sen hiç onları uyarmıyorsun. İlginç bir şey yani. İkili bir oyun gibi geliyor bana. Çünkü ben mesela istemiyorum. Kimsenin ismi hatta soyadımla efendi, bana efendi kelimesinde zaten rahatsız oluyorum aslında çünkü Arapçadaki Rab kelimesinin karşılığı haşa. Kainatın bir tek efendisi var, Allah'tır. Ama yani bey denmesi, hoca denmesine de razı değilim. Bana Edip deyin diyorum ve hatta felsefe öğrencilerime öyle diyorum. Bana profesör demeyin, Edip deyiniz. Oğullarım bile bana Edip deyiniz. Ki bu Kur'an'ın da emrettiği bir şey. Emretti diyorum. Çünkü ikinci surenin 136. ayeti tekrar ediyorum. İkinci sure yani Bakara diye bilinen surenin 136. ayetinde elçilerin isimleriyle hitap etmemiz, onları anmamız emrediliyor. De ki diye başlıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem ifadesi Muhammed Peygamber'den çok sonra vefatından sonra uyduruldu. O da sallallahu aleyhi ifadesinin anlamı çarpıtılarak onunla ilgili bir videom var YouTube'da. Lütfen onu bir izle. En azından onunla ilgili bir öğren. Çünkü sen de kullanıyorsun o uyduruk bid'at iltifatları. Neyse yani Kur'an'ın getirdiği şey bu. Yani hakaret olsun diye sana Fethullah demiyorum. O zaman kendime hakaret edilmesini istemiş oluyorum. Yok. Bana da Edip deyin, sen Edip, ben Edip, sen Fethullah. İşte Türkiye'deki eski arkadaşım da Tayyip. İsmi Tayyip. Niye bundan rahatsız oluyorum? Onu da söyleyeyim. Niye
Türkiye'deki bu allama dallama efendim kuyruk kulak ekleme işlerinden rahatsız oluyorum. Çünkü şey bir hiyerarşik bir ilişki oluşturuyor. Gereksiz yere hele özellikle dini bağlamda bu tür künyeler, bu tür lakaplar, uyduruk lakaplar, bu tür övgüler, abartmalar insanları insanlara köle yapıyor. 9. surenin 31. ayeti uyarıyor bizi. Çok önemli bir uyarı. Tehazu ahbarahum ve ruhbanahum erbabe min dunillahi vel Mesih ibn Meryem. Yani ruhbanları, ahbarı, işte ilim adamlarını, din adamlarını Allah'ın yanında Rabler edinmek. Bu nasıl Rab ediniyor? Bu Allah'tır haşa demediler, demiyorlar, demiyor şimdi insanlar. Ama onları öyle yüceltiyorlar ki onların söyledikleri sözler haşa Allah'ın sözleri ile eş olarak görülebiliyor. İnsanlar köleleşiyor, müritleşiyor, mukallitleşiyor. Ki İslam'ın birinci şartı, ben uyduruk kitaplardaki şartlardan kastetmiyorum. İslam'ın, imanın ilk şartı, hatta imanın ilk şartı şeydir, aklını kullanmaktır. Onurlu bir insan, kerem sahibi bir insan olmaktır. Hiçbir insanın, peygamber dahil, kulu olmamaktır. Sadece Allah'a kul, yani mutlak bağımlılık sadece Allah'adır. Ötesinde insan olarak hepimiz eşitiz. Nitekim peygamber diyor ki Allah Teala, peygamber de ki onlara, seni putlaştıracaklar, kul innema ene beşerun mislukum. Ben de sizin gibi bir beşerim. Bana vahyediliyor ki bir tek ilah vardır. Neyse, onun için sana Fethullah deyişinden rahatsız olmuşlar bu adamlar. Ya sen kim oluyorsun da bu koca adamı işte sadece Fethullah diyorsun. Sanki Fethullah kötü bir isimmiş gibi. Allah'ın fethi, Allah'ın zaferi demektir. Neyse. Şimdi Fethullah, burada sana hitap edişimin sebebi şu. Kürt olayı, Kürt sorunu. Ona gelmeden önce bir şey daha belirtmek istiyorum. Senle dinimiz, yollarımız ayrıldı. Ben hadis, sünnet denilen uydurma öğretileri, mezhep öğretilerini terk ettim. Kur'an'ı keşfettiğim vakit, 1 Temmuz 1986 yılında. Tabii her şeyimi riske sokarak, hayatımı dahi bunu ilan ettim ve ondan sonra hatta ülkemden de kaçmak zorunda kaldım. Şimdi dinimiz farklı. Ben hatta o kitaplar peygambere en büyük hakaretleri içeren kitaplar. Ben buradaki İslam düşmanlarıyla, peygamber düşmanlarıyla birkaç tartışmaya girdim. Bir tanesi Robert Spencer, Amerika'da çok iyi bilinen bir İslam düşmanı. Birçok Müslümanlara karşı politikanın ve hareketin arkasında o adam var. Kitabıyla bestseller Amerika'da. O adamla iki tane tartışmam oldu, uzun sempozyum. O adamın en önemli kaynağı, en sevdiği şeyler hadis kitapları. Çünkü o kitaplara göre peygamberin cinsin sapık olduğunu iddia edebiliyor, işkenceci olduğunu iddia edebiliyor, gerizekalı olduğunu iddia edebiliyor, yalancı olduğunu iddia edebiliyor. Yani beni haşa peygamberi sevmemekle, peygambere Kur'an'ın bana emrettiği şekilde Muhammed dediğim için, Muhammed dediğim için beni eleştirenler, peygambere en büyük hakaretleri ve iftiraları içeren kitapları sahih diye, şerif diye övebiliyorlar. Hatta Kur'an'a eş koşabiliyorlar. Hatta Kur'an'a tercih edebiliyorlar. Ve sen de maalesef onlardan birisisin. Sen din adamı olarak bilmiyorsun. Senin getirdiğin yeni bir şey yok. Yani sen bu hurafe kitaplarının hiçbirisini reddetme cesaretini göstermedin, ferasetini göstermedin. Senin yaptığın sadece bir vitrin düzenlemesi, kozmetik bir ameliyat. Sadece gizliyorsun. Senin özlediğin düzen yarın gelse çok kısa bir sürede, fazla sürmeyecektir. Senin de istemediğin bir şekilde, çünkü sen epistemolojik olarak sorgulamadığın için, temeli bir sorgulaman olmadığı için Taliban gibi, İran mullaları gibi bir düzeni getireceksin. Sen de belki Beni Sadır gibi ülkeyi şey etmek zorunda kalacaksın. Ama senin aslında şey ettiğin bu maalesef. Şu anda hizmet ettiğin bu. İstediğin kadar gülücük tak, kaytan bıyıklarla efendim ağlamaklı efendim şefkatler söyle. Sen bu şeriatı, bu uyduruk şeriatı, 42. surenin 21. ayetinde reddedilen şeriatı
ve aynı zamanda işte mezhep hikayelerini, hadis kitaplarını net olarak eleştirmedik, reddetmedikçe senin basically, senin savunduğun şey yarın hakim olsa Türkiye'de 10 yıl geçmez. Felaketli bir ülke haline gelecektir. Şimdi niye dedim ki dinimiz farklı, mezhebimiz farklı olmasına rağmen yıllarca seni bana soran mektuplara cevap verirken senin hakkında hüsnü niyetimi korudum. Çünkü senin barışçı, iyi bir şeyler yapmaya çalışan, iyi niyetli bir insan olduğunu sanıyordum. Öyle şey diyordum, öyle kabul ediyordum. Ama bir haber o beni senin hakkında fikrimi değiştirmeme yol açtı maalesef. Amerika biliyoruz dünyanın en büyük terörist gücü. Ben terörist yani bir örgüt, ufak örgütlere terörist demem diyeceğim de en büyük terörist örgütü olan devletlere terörist demeyeceğim. Böyle saçmalık olmaz bu propaganda. Yani dünyada en büyük terörist güç Amerika. Efendim Filistinlileri öldüren İsrail belki de ikinci bir terörist güç. Devletler dünyanın en büyük terörist şeyleri maalesef. Birçok devlet, belki bazı ufak devletler veya da Kuzey Avrupa'daki bazı barışçı devletler hariç. Şimdi dediğim şu, yani sen Amerika işgaller yapıyor. Mesela Irak'ı işgal etti. 1 milyondan fazla insanı öldürdü. Birkaç milyon insanı da yaraladı. Efendim kötürüm yaptı. Bir sürü çocuk yetim bıraktı. Afganistan'da da bir sürü zulüm ve işkence yaptı. Bir sürü zavallı insanları öldürdü. Ama Amerika bunlara terörist diyor. Amerika diyor ki işte böyle Müslümanlar hala Müslümanlar İslam ile terörizmi, şiddeti bir arada kullanıyorlar. Amerika'daki medya propagandası bu. Papa ne yaptı? Amerika bu zulümleri yaparken, bu işgalleri yaparken, bu işkenceleri, katliamları yaparken Papa Amerika yönelik ciddi bir eleştiri şey etmedi, yapmadı. Kesinlikle. Sustu. Ama tam tersi o propagandaya aslında malzeme de verdi. Onların ekmeğine yağ da sürdü. Bir konuşmasında o eski papa, senin el ele daha sonra resimlerini gördüğümüz papa, bir Bizans kralının Muhammed peygamber hakkındaki iftirasını naklediyor. Nereden aklına geldiyse. İşte böylece Muhammed peygamberin şiddetle, İslam'ı şiddetle, kılıç zoruyla yaydığı suçlaması, iftirasını dile getirdi. Ve Batı medyasında bu da kullanıldı. Müslümanları terörist görme şeyinde. Ben New York'ta Zero Ground, Ground Zero denilen yerde, bu ticaret binalarının yıkıldığı yerde ben birkaç konuşma yaptım orada. Hatta kaydedildi, YouTube'da da görebilirsiniz. Ben şöyle bir ifade kullanıyorum, hatta bir makalemin de başlığı: If Muslims are terrorists, then Christians are 666 times more terrorists. Are terrorists to the factor of 666. Eğer Müslümanlar teröristse, Hristiyanlar 666 defa daha teröristtirler. Mesela buradaki medya, Sırplı Hristiyanların oradaki Bosnalı Müslümanlara yönelik katliamlarını, cinayetlerini ve kadınların ırzına geçişlerini hiçbir vakit Sırplı Hristiyan teröristler diye şey etmedi. Sırplılar diye şey etti. Hristiyan kelimesiyle terörist, Hristiyan kelimesiyle katliamı bir araya getirmiyorlar. Aynı şeyde İsrail'le Siyonist propagandasını yapanlar da aynı kelime seçiminde çok şeyler, kurnazlar. Neyse, seni papayla el ele şehitliğini görünce, dolaştığını görünce, onunla işte barış şarkıları falan söyledin, tamam dedim, bu adam sattı kendisini. Müslümanları satıyor. Çünkü o arada papa Haçlı şeyine, katliam makinasına benzin aktaran, veren durumundaydı. Bir lider durumundaydı.
sen kesinlikle onunla el ele tokuşmak, el ele dolaşmak, onunla buluşmak yerine onu eleştirmen lazımdı. Hristiyanlarla barış şarkıları söylemene hiçbir şey demiyorum. Gidersin barışçı bir sürü Hristiyan grupları var. Kesinlikle onunla irtibat, diyalog çok önemli. Ama sen gittin yılanın başıyla birlikte barış şarkısı söyledin ki büyük bir hataydı çünkü onu desteklemiş oldun. Oradan itibaren senin hakkında artık bir hüsnü zanın kalmadı. Tabii ki senin zaten artık sürpriz de olmadı. Bu Marmara gemisine yönelik cinayet, Siyonistlerin işlediği cinayet. Maalesef orada mağdurlardan yana yer alacağına tuttun. İsrail'den yana bir şey ettin, bir ifadeler kullandın. Mağdurları eleştirdin, mağdurlara akıl veriyorsun. İşte koyun gibi ol. Efendim iyilikle mukabele et. Kur'an'daki ayetleri bağlamından koparıyorsun. Onları mağdurlara afyon olarak satıyorsun. Adam öldürülüyor, zulmediyor, işkence ediyor. İyilikle mukabele et. Hayır. Kur'an'daki ayetler o kişilerle ilgili değil. Güçlüye söylüyor. Elinde güç varken eğer şey edebiliyorsan, şiddetle karşılık verebiliyorsan ufa azında müsamaha göster. Yoksa sen zulmediliyorsun. Sen efendim sıkıntılar içerisindesin. Katlediliyorsun. Efendim boynunu eğin, koyun ol efendim. Rıza gösteriyor. Bu afyon satıcılığıdır ki Marx bu tür din adamlarını afyon satıcısı olarak, haklı olarak şey etmiş bulunuyor, teşhis etmiş oluyordu. Şimdi sen Kürtler konusunda geçenlerde birkaç ay önce devletin ağzını kullanan haydut kelimesini kullanıyorsun. Ondan sonra tabii PKK'yı diyorsun. PKK'yı hiçbir vakit ben desteklemedim. Terör işlemiş olabilir ama ben devlet propagandalarına karşı şeyim, şerbetliyim yani. Amerika'da öldürmek istediği muhaliflerin hepsini, katletme, yok etmek istediği muhaliflerin hepsini terörist diyor. Halbuki en büyük terörist kendisi. Onun için Güney Afrika'da Mandela teröristti daha önce. Terörist olarak gösteriliyordu. Sonunda ne oldu? Şimdi devlet başkanı. Neyse, yani sen işte bu kadar haydut dedin efendim sayıları 5.000 mi? Ne olacak? Hatta 50.000 olsun. Ellerinle böyle yapıyorsun. Onları katledin, mahvedin, öldürün, yok edin. Din adamısın. Merhametli gibi gözüküyorsun. Merhametten bahsediyorsun, şefkatten. Hatta ağlıyorsun. Yufka yüreklisin biliyorum. Ama bu yufka yürekliliğinin altında başka mı ilginç, karmaşık, kompleks duygular da var. Alabildiğine ihtirasın var senin, güç elde etme ihtirası. Paraya ihtirasın olduğu konusunda kuşkuluyum. Öyle sanıyorum değil ama parayı gücün için kullanıyorsun. Ağlamandan da etkilenmiyorum doğrusu. Yani Türkiye'de etkilenen var ama Amerika'daki televizyonları izleyenler bilirler ki Hristiyan şarlatanlarının çoğu ağlıyor. Böyle ağlayıp duruyor Allah Allah ciddi ciddi ağlıyor bunlar. Ne yufka yürekli insanlar. Ama ağlayan adamın aynı zamanda emperyalist canavarının ordusu için oy vermelerini teşvik ediyor milletin. İşte bizim ordumuz falan diye milliyetçilik, Amerikan milliyetçiliği ayaklarına falan giriyor. Allah Allah bakıyorsun bu ne biçim merhametli adam. Yani her ağlayan adam merhametli olmuyor. Ben o şey diyeyim. Ama yine seni onlarla bir tutmuyorum. Senin kompleks, karmaşık bir şeyin olduğuna inanıyorum. Para toplamana gelince de Saint Paul aklıma geliyor. Saint Paul İsa'dan sonra para toplayınca İsa'nın havarileri tarafından alabildiğine eleştirildi. Çünkü İsa hiçbir elçi para istemedi ve elçileri destekleyen hiçbir Müslüman mümin de din adına yani dini tebliğ ettikleri için, öğrettikleri için para istemezler. Ama bir bakıyorsun Paul dedi ki, siz işte benim şeyimsiniz. Ben sizin çobanınızım, siz de benim koyunlarım gibisiniz. Çoban koyunların sütünü sağabilir ve içebilir. Böylece reaya kabul etti. Maalesef reaya kelimesi halk içinde kullanılmış şeyler tarafından, sultanlar tarafından. Halbuki Kur'an reddediyor bu ifadeyi. Ra'ina demeyiniz. Ra'ina yani bizi koyun gibi güt demeyiniz. Maalesef Müslümanlar koyunlaştırıldılar, sürüleştirildiler, müritleştirildiler.
mukallitleştirildiler mi? Hayvanlaşma demektir. Kur'an akıllarını kullanmayanların pisliğe mahkum olacağını söylüyor. Hiçbir mukallit aklını kullanmaz din konusunda. Taklit eder. Yani aynı papağan gibi falanca müştehit, falanca alim şöyle demiş, onu şey eder. Ayrıca bir makalem var, onu sana tavsiye ederim. İslam nakil dini değil, akıl dinidir diye. Tam tersi. Bize İslam akıl dini değil, nakil dinidir diye deniyor. Saçma sapan bir şey yani. Sen hangi naklin doğru olduğunu nereden bileceksin? Allah'tan olduğunu, akılsızca yaklaştığın vakit. Akıl en önemlisi. Akıl en başadır. Akılsız olduğun vakit hayvanlaşırsın, aptallaşırsın. En saçma sapan hurafeleri nakil diye bellersin, din edinirsin. Neyse. Senin Kürt sorunu konusundaki şeyin oydu. Çözümün oydu. Yani ne biçim çözüm ki 30 sene kan akıtmaktan, efendim bölünme tehlikesini daha da arttırmaktan, iç savaşı yaklaştırmaktan başka bir yararı olmayan şiddet devletin. Hep güçlüden yana yer aldın. Maalesef senin yani Fethullah'ın siyaseti ne dersen ayıya dayı demek ve saman altında su yürütmek, başka bir şey değil. Böylece onu sonradan bunun büyük bir tepki oluşturduğunu fark ettin. Kürtler arasında popülariten var idiyse onu da kaybettin. Yani şimdi bunu şey diyorsun, ne deniyor bunu? Pansumlanma mı? Özür dilerim. Türkçeyi biraz unutmuşum. Neyse bunu tekrar tamir etmek istiyorsun. Bugün haber vaktim diye faşist bir gazete var. O gazetede senin beyanatın işte sert bir beyanat diyor. O beyanattan ayetler var. Kur'an'dan ayetler. Yanlış ayetleri yani Türklere nasihat olarak vermen gereken ayetleri Kürtlere veriyorsun. Şimdi sana bir şey söyleyeyim güzel kardeşim. Dinle beni. Yarın Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Sen ne cevap vereceksin? Sen mazlumdan yana yer almadın hiçbir vakit. Hep zalimden yana yer aldın. Hep zalimden yana yer aldın. Türkiye'deki Kürt sorunu denilen sorun aslında faşist politikanın sorunudur. Uzun süre Kürtlerin varlığını inkar etti. Uzun süre Kürtlerin dilini yasak etti. Allah'ın ayetlerinden bir ayete savaş açtı. Çünkü 30. sure 21. ayeti diyor ki Fethullah git aç bak Kur'an'a. Dillerin farklılığı Allah'ın ayetlerindendir diyor. Türkiye'deki faşist devlet politikası maalesef Kürtlerin dilini yasakladı. Ben anayasaları incelediğim vakit 1982 anayasası, diğer anayasaları bir baktım ki Allah Allah. Türkiye dünyada bir numara. Çok acayip bir madde var. Dil, yasak dilden bahsediyor anayasa. Hem de acayip bir başlığın altında, tam başlıkla çelişe, fikir özgürlüğünün altında dil yasağından bahsediyor. Ve Türkiye'de Farsça, İngilizce, Arapça, bunlar yasak değil. Almanca, Fransızca yasak değil. Öğretiliyor hatta. Hem devlet okullarında, hem dershanelerde ama Türkiye'de yerlisi olan, azınlık olan bir grubun dili yasaklanıyor. Ya Kürtler aptal mı? Kürt yoktur dediniz yıllarca. Ben okudum Türk tarihi kitaplarında Kürt kelimesine rastlamamıştım. Bilmiyorum şimdi koydular mı? Allah Allah benim halkım yok. Odada bir fil yok. Kürtler aptal mı? Bunu görmüyor mu? Ben sezmedim mi bunu? Yani ben Türkçeyi biraz böyle Kürt şivesiyle konuşayım ya bizi aptal mı zannediyorsunuz? Şimdi adalet diye bir prensip var Fethullah. Bu prensibi maalesef şey etmemiz. Hiç dikkate almıyoruz. Adalet eşitlik demektir. Kürt ve Türk eşit olmalı Türkiye'de. Efendim Kürt'ten başbakan bile oluyor, cumhurbaşkanı oluyor. Güzel kardeşim Kürtlüğünü inkar ettikten sonra Kürtlere yönelik zulüm ve faşist politikayı eleştirmezse gayet tabii kendini ben Türk'üm, Türk'üm ne mutluyum Türkiye ne derse onu zaten sattığı için, adaleti sattığı için, halkına ihanet ettiği için özgürlüğü, çifte standartlı bir özgürlüğü savunduğu için gayet tabii bu adamı istediğin şeyi yaparsın.
İngilizler de o tür Hindulara şey veriyorlardı. Kendi halkına ihanet eden Hindulara bir sürü makamlar veriyorlardı. İsrail de öyle yapar. Filistinlere ihanet edenlere şey verir. Makam verir. Bak bak, sen Filistinlerin varlığını inkar et. Seni hatta milletvekili de yaparız. Ama İsrail aslında neyse, o ayrı bir olay. Şimdi şu, yani o değil. Yani eşitlik olayı. Sen Türk olarak kendinde ne hak görüyorsun? İtaat edilme hakkı görüyorsun. Ben tarih boyunca şey etmişim. İşte bu kadar devlet kurmuşum. Herkese boyun eğdirmişim. Kılıç sallamışım, öldürmüşüm, kesmişim, bedel vermişim, devlet kurmuşum. O halde sen bana itaat edeceksin. Ah bu kafa. İstikbar ve istiğna. Firavunluk. Başka bir şey değil. Ne mutlum Türk'üm diyene. Efendim, bu Türk demek Türk vatandaşı demek. Sahtekar. Münafık. Bir kelimeyi işine gelince Türk vatandaşı, işine gelince ırk için kullanıyorsun. Cambazsın sen. Çünkü ırkçılık öyle bir şey ki, şeytani ki, bunu görebiliyorsun. Ha, kötü olduğunu fark ettiğin zaman diyorsun, ha vatandaşlık olması lazım, ben öyle diyorum. İşine gelmediği vakit vatandaşlık. Ama başka zaman Türk ırk oluyor. Kıbrıs'taki Türkler diyorsun. Türk vatandaşı mı? Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı mı? Onlar yok. Onlar için savaşa bile giriyorsun. Demek ki ırk. Türk ırk orada hemen ırk oldu. Birdenbire çevirdin. Kazı çevirdin. Bulgaristan'daki Türklerin Türkçe konuşması, çocuklarına Türkçe isim vermeleri yasaklanıyor ki faşizm, zulüm. Ona karşı çıkıyorsun haklı olarak. Ama Kürtlerin, efendim, Irak'taki Kürtlerin ezilmesine karşı çıkmadığın gibi onu destekliyorsun. Arap faşizmini destekliyorsun. Burada Kürtlerin otonom olmasına karşı çıkıyorsun. E hani Türk vatandaştı? Dünyadaki bütün diğer etnik Türklere karşı ilgi gösteriyorsun. Almanya'da doğan Alman vatandaşı Türklere karşı bir faşist bir dayatma olursa, işte siz ne mutlu Almanım deyin deyin, Türkçe konuşmayın, çocuklarınızın ismini Türkçe vermeyin diye bir Alman yasası gelse, ona karşı ilk karşı çıkanlardan başında siz gelirsiniz. Peki bunlar Türk vatandaşı değil. Almanya senin yaptığının aynısını yapıyor onlara. Yapmıyor da hani faraza öyle olsa. Sen buna niye karşı çıkarsın ki? Sen burada Kürtlere aynısını yapıyorsun. Şimdi eğer Kuzey Kürdistan'daki Kürtler yarın daha da otonom olsalar, bağımsız bir devlet olsalar diyelim. Kürdistan desinler oraya. Oradaki Türkmen çocuklarına ne mutlu, ne mutlu Kürdüm diye ne dedirtseler, varlığım Kürt varlığına armağan olsun deseler, ona ilk karşı çıkan ben olurum. Çünkü bu zulümdür, faşizmdir, ayrılıktır, Allah'ın ayetlerine isyandır. Ben oradaki Kürt faşizmini, bu uygulamayı en fazla eleştiren, ona karşı en çok karşı çıkanlardan birisi olurum. O halde Türkiye'deki Kürt sorunu denilen sorun Türk sorunu. Bunun karşısında vicdan sahibi, ayıdan dayıdan yana yer alan omurgasız kimseleri kastetmiyorum. Vicdan sahibi insanlar Kürtlerin hakkını savunmalılar. Türkiye'de inisiyatif Türklerle Kürtler arasındaki barışı gerçekleştirme inisiyatifi Türklerin elindedir, devletin elindedir. Kürtlerin tankı yok, ceti yok, anayasası yok, ordusu yok, bayrağı yok. Ha, uyduruk bir bayrakları var, o ayrı, kimse de tanımıyor. Şimdi güç senin elinde, çoğunluk senin elinde. Koca bir ordu var, kahraman bir ordu. Tarih kitaplarını sen yazıyorsun. Resmi dil senin. E güzel kardeşim ya. Yani inisiyatif senin elinde. Efendim birkaç tane haydut dediğin adamlar, efendim, birkaç tane cinayet istiyorlar veya da senin askerini öldürüyor. Asker ne demek? Yani oraya ilkokul çocuğu değil asker. Asker nedir ya? Öldürmek için eğitilmiş insandır. Hangi ülkenin askeri olursa olsun. Öldürmek için, yani katil adayı. Bazen iyi, bazen savunur, doğru, güzel. Bazen de bir bakarsın ki cinayet işlerler. Terörist derler, efendim, asi derler, bir sürü insan öldürürler.
Şimdi dediğim gibi yani sen inisiyatif senin elinde. Sen bahane gösterirsin birkaç öyle efendim vazgeçiyoruz efendim açılma politikası. Yok. Bu kesinlikle samimiyetsizliktir. Eğer Türkiye Cumhuriyeti, Türk halkı, Türk sorunu bitirmek istese bugün bitirebilir rahatlıkla. Nedir? Çözüm formül. Adalet. Bir, paranoyadan vazgeçeceksin. Bölüneceğiz. Paranoyasının bizzat kendisi bölünmeye götürüyor. Zaten bölüneceğiz dedin, dili yasakladın. Varlığını inkar ettin uzun süre. Sonunda da kabul etmek zorunda kaldın. Bayrağını bile yasakladın adamın. Allah'tan kork ya. Yasakladıktan sonra da sahip olmaya çalıştın. Şimdi bakıyorum bir faşist bir yazar Selahattin Eyyubi'nin işte babası Kürt de anası Türk diye bir sürü yazılar dökmüş. Ya Selahattin Eyyubi bile Kürt'e bırakmak istemiyorsun ya. Ne bu ya? Önemli değil ya. Ama yani önemli oluyor çünkü insanlar öldürülüyor, zulmediyor. Benim ana dilim kayboldu. Ben anamla konuşamaz hale geldim. Ne kadar sıkıntı olduğunu bilir misin? Anam Kürtçe konuşurdu. Kürtçe artı Türkçe. Onu biz anlardık. Yani Türkçeyi ve Kürtçeyi bilmen lazım ki anlayabilesin. Hatta özel bir alışmak lazımdı. Bir alışma dönemi olması lazımdı. Amerika'ya geldim, İngilizce araya girdi. Evde İngilizce konuşuyoruz. Ben bu sefer sadece annemle konuşurken bakıyorsun Kürtçe, Türkçe, İngilizce hemen devreye giriyor. Beynim acayip yani şey karışıyor. Ve annemle anlaşamıyordum. Bu büyük bir zulüm. O zaman felaketini şey ettim. Allah'ın ayetlerini inkar etmenin, bu asimilasyonun getirdiği zulmü o zaman fark ettim. Ben annemle, sevgili annemle telefonda görüşemiyorum. Kardeşim Metin Kürtçü değildi. Kürt milliyetçisi değildi. Ama Türk faşist milliyetçileri tarafından öldürüldü. Bir tanesi şu anda millet meclisinde. İhsan Barutçu, katil. Birkaç düzine arkadaşı, Metin'in arkadaşı gözleriyle tanık oldular. Ve bir akşam öncesi ben onu görmüştüm. Bizi tehdit ettiler. Oyla Ali Bilir. Bir gece öncesi beni davet ettiler, tehdit ettiler. Ondan sonra kardeşimi öldürdüler. Şu anda bu adam millet meclisinde milletvekili. Şimdi Fethullah, eğer Kürtlerin bir nasihat edeceksen bağlamından kopararak efendim sabret, iyilikle mukabele et nasihatını vereceğine dayıya nasihat et. Dayıya karşı şöyle biraz omurga sahibi ol. De ki çıkarın bu ne mutlu Türk'üm diyene lafını sağdan solda her köşeden. Kürt çocuklarına, Türk çocuklarına böyle hindi gibi kabartan, şövenist duyguları şeyden gıdıklayan bu hikayeleri, bu sloganları söyletmeyin. Varlığın ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu erdemli olana, ne mutlu insan olana ile yerleştirelim. Ondan sonra Kürtlerin dili olsun, eğitim dili olsun. Ne var? Türkiye'de her dil öğretiliyor. Niye Kürtçe öğretilmesin ki okullarda? Ne var bunda? Ülke bölünmez. Ama buna karşı diretirsen, ne kadar diretirsen ülke o zaman bölünür. Dahası hakları verdiniz. Her hak verişinde verinceye kadar bir sürü Kürt'ü öldürdünüz, bir sürü zulmettiniz. Verince de al senin olsun, işte sen hain, sen kötü dediniz, başına kalktınız. Onun için bir araya gelmek lazım. Bir barış heyeti oluşturmak lazım. Eşitlik şey içerisinde, ortamın içerisinde. Eşitiz. Senin bana, senin Türk olarak bana dayatma hakkın yok. Kürtler onur sahibi iyi insanlardır. Kürtlerin çoğu hala ayrılmak istemiyor Türkiye'den, bölünmek istemiyor. Onun için çoğunluk siz kıymetini biliniz Kürtlerin. Bir araya gelin, özür dileyin. Hatta gerekirse tazminat verin. Derin ki ne yapabiliriz? Biz size evet zulmettik, haksızlık ettik. Biz istikbar içinde Firavun gibi davrandık. Bana itaat etmezsen hain olursun dedi. Bana itaat edeceksin. Hep yukarıdan aşağı baktım sana. Eşitiz, insanız. Bu ülkenin vatandaşları olarak Kürt olsun, Ermeni olsun, Yahudi olsun, kim olursa olsun, madem ki insanız, bir anlaşma, bir anayasal şey içerisinde eşit olmamız lazım. Onun için eğer Türkçe dili varsa Kürt dili de olsun. Ha, Türkçe bir numaralı resmi dil olarak kabul edilebilir ki ben bundan hiçbir sıkıntım yok. Makul, pratik bir şey.
Nitekim çoğunu Arapsa, çoğunu Kürtse bir ülkenin orada da olabilir. Ama ikinci bir dil olabilir. Veyahut da bölgesel olarak o dile daha bir önem verilebilir. Neyse Fethullah, bir gün olsun adaleti düşünmeni isterim. Bir gün olsun gerçek için, hak için ayakta durabilmeni, gerçeği söyleyebilme cesaretini göstermeni isterim. Omurga sahibi ol bir gün. İnşallah. Eğer bu konuları görüşmek istersen her zaman hazırım görüşmeye, tartışmaya. Değişebilir. Ben bir zaman çok farklıydım. Şu anda farklı bir durumdayım. Ben değişebildimse sen de değişebilirsin. Yani efendim ben ölüme yakınım deyip de şey etme, umut kesme. Değişebilirsin. Günahlarını itiraf etmene de gerekiyor. Bir gün kalk, Kürt halklarının dili için, kültürü için, onurları için, özgürlükleri için, eşitlik talepleri için bir gün sesini yükselt. O sesi işiteyim. O zaman ben senin gerçekten de vicdan sahibi birisi olduğuna inanırım. Yoksa gözyaşlarına pek inanmıyorum artık. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm.